buraya gönderelim derken babam bir taraftan ya ben öldüğümde başımda Kur'an okusun mezarımın başında diye İmam Hatip'e yönlendirmiş oldu bizi. Ben de ilkokula gitmeden önce Kur'an-ı Kerim'i çok iyi derecede bilen, iki defa da hatim etmiş olan birisi. İlkokula gitmeden önce. Nasıl oldu bu? Babam köyde mektep okuturken ben onun yanı başında hocanın oğlu diye geçinip gidiyorduk böyle onunla beraber. Mektepler çok yaygındı eskiden Kur'an okumakla alakalı. Oradan böylece Ordu İmam Hatip'e gitmiş olduk. Ordu İmam Hatip'te 90-91 dönemine kadar parasız yatılı kaldık. İmam Hatip'in şöyle bir avantajı vardı. Parasız yatılı olmanın da şöyle bir avantajı var. Sabah namazıyla beraber kalkıyorsun. Cami hemen okulun dibinde namazı kılıyorsun. O dingin, berrak zihinle derslerine çalışıyorsun. Okul orada mütalaa saati var. Böylece de çok başarılı bir nesil yetişmiş oluyor o günkü koşullarda. Biz 90-91 mezunları 110 kişiyiz Ordu İmam Hatip'te. 110 kişiden arkadaşlar 48 tanemiz 4 yıllık fakülteye gitmişti bizim. Yani %50'ye yakın bir başarı vardı. Neredeyse İstanbul hukuk benim ilk tercihimdi ve 25 puan fazla almıştım ben tercihimden. Özellikle deniz olan bir kente okuyayım diye de İstanbul'u seçmiştim. Yani niye İstanbul, Ankara değil de diye soracaksanız. Özellikle İstanbul'u tercihteki amaç buydu. 464 ile o günkü puan sistemiyle alınan okulda benim 489 puanım vardı İstanbul Hukuk'a gittiğimde. Diğer birçok arkadaşım da Ankara Siyasal, Ankara Hukuk, İstanbul Siyasal başta olmak üzere tam 48 arkadaş değişik fakültelere yerleştik. Büyük bir bölümüyle hala diyaloglarımız devam ediyor. Görüşmelerimiz, arkadaşlıklarımız devam ediyor. Zaman zaman mezuniyet günlerinde Oğlu'da, Mayıs ayında yapılıyor. Bir araya gelmeye devam ediyoruz. Böylece İstanbul macerası başlamış oldu. İstanbul'da kalacağım yerle ilgili az önce aşağıda köprünün odasında otururken ifade ettik. Tabii buradan gittik. İstanbul bir derya. Yani o günkü nüfus yapısı 10 milyonlar civarıydı. 10-11 milyon. Bugün 15 milyonlar civarında. Nerede kalacağız? Dönemin Refah Partisi Sultanbeyli Belediye Başkanı'nın yanına gittik. Bize kalacak yurt temin etti ya da o bize İlmihan'da kalmamızı önerdi. Ben de İstanbul'da Refah'taki İlmihan yurdunda kalmak suretiyle 4 yıllık fakülte hayatımızı orada başlamış olduk. Fakülte hayatı esnasında bir taraftan da siyasetle ilgilenmeye başladık. İlk sene üzerimizden böyle taşralılık korkusunu attıktan sonra ikinci seneden itibaren Refah Partisi Fatih Gençlik kollarında siyasetle ilgilenmeye başladık. Başkan bir yerel seçimlerinde bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar o günde vardı. Özellikle medya terörü, yalan haberler o günkü pozisyonda. Onunla ilgili oynanmaya, yazılmaya, devam edilmesine rağmen iyi bir seçim kampanyası tamamen